arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebeklerimiz için minik minik konversler çalışacağız. Konverslerimizi ben mavi beyaz olarak ördüm. Dilerseniz kız çocuklarımız için sadece renk değişikliği ile e, aynı şekilde örebilirsiniz. Konversimizi örmek için ilk önce tabanlarından başladık. Bakınız tabanımızı şu şekilde zincirimizin etrafında trabzanlarımızı yaparak ördükten sonra kenardaki Şöyle görelim çıkıntılı kısmımızı yapıp yukarıya doğru geçtik ve hemen konversimizi renk değişikliği ile tamamladık. Evet şimdi kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım kolay gelsin. İpim patik ipi diye bildiğimiz bakınız bu patik iplerinden her ikisi de zincirimizi çekelim ve örmeye başlayalım. İpimi örmek için ise 2 numaralı tığımı kullanıyorum. 0-4 aylık bebeklerimiz ya da 6 aya kadar olacak ayak ölçülerini örüyoruz. Bu ipimiz de 6 aya kadar rahatlıkla olacaktır patiğimizin. Şimdi görmüş olduğumuz gibi taban kısmını klasik bir şekilde örerek hazırlıyoruz. Daha sonra üst kısımlarını da örerek patiğimizi tamamlayacağız. Hemen 15 tane zincirimizi çekerek örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 15 zincirimi çektim 15 zincir küçükmüş gibi e, yanıltmasın sizleri Bakınız ben hemen 15 zincirimin hatta ölçüsünü vereyim eğer e, daha az ise ilk başlangıç ölçümüz hemen büyüterek birkaç tane daha ilave edebilirsiniz 5 buçuk santim Bakınız, uç noktadan tutuyorum şöyle gördüğümüz zaman beş buçuk santim birkaç tane küçük olan arkadaşlarım ilave eder ya da ay büyütmek isteyen arkadaşlarım her ay için iki tane daha zincir çekerek dilediği aya kadar patiğimizi büyütebilir zincirimizi saymaya başlıyorum 1 2 3 4 Dördüncü zincirimin içerisine girerek trabzanımı örüyorum ve iki tane trabzanım oluşuyor döndüğüm zincirim ve ördüğüm trabzanım ve birer birer uç noktaya doğru ilerliyorum hiç atlamadan ikili trabzan şekliyle birer birer trabzanlarımızı örelim. Sadece trabzanımızı örüyoruz. ucuna doğru geldim. Evet sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. 13 tane trabzanım var. Bakınız 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. 13. trabzanın olduğu yere tekrar 6 tane trabzan örmeye başlıyorum. Bakınız 1 2 3 4 5 ve 6 6 trabzanımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum ilk bakınız karşıdaki zincirimizdeki ördüğümüz 6 trabzanımız değil, hemen yanındaki trabzanın olduğu bölümün karşılığına gelerek batalım. Ve burada dönüş geniş köşemizi oluşturmuş olduk. Dönüş geniş köşemizi şöyle bakalım. Bakınız, şuradan itibaren karşısına battığımızda değil, diğerine 2, 4, 5, 6 ve 7 tane toplamda trabzanımız oldu. Bu karşılıklı olan trabzanlarımız yine karşılıklı olarak devam edecek diğer uç noktaya kadar her bir trabzanımın karşılığına denk gelen trabzanlarımı bu zincirimin kalan bölümlerine batarak ilerliyorum. Bakınız ipimizi de gizliyoruz ama gizlemekte zorlanan arkadaşlarım için hiç önemli değil. Daha sonrasında gizleyebiliriz. Yeni başlayan arkadaşlarım hiç uğraşmasınlar onunla. Yani zorlaştıracak her şeyden mümkün olduğunca kaçınalım olaylaştırmaya bakalım işimizi. Bakınız birer birer karşılıklı örmekteyim. Şöyle görelim. Her bir trabzanımın karşılığında zincirlerimin karşısında kalan bölümlere batarak ördüm. Ve en son karşılıklı olan bölümü örüyorum. Ve bu araya bakınız. Şuradaki döndüğümüz zincirin de bulunduğu yere başlıyorum örmeye. 1, aynı yere 2 3 şöyle toparlayalım 3 4 ve 5 bir taraf 5 bir tarafı 6 olarak örelim ve dönerek ördüğümüz zincirimizin üzerine şu şekilde gelerek tepesinden tığımızı geçirelim ve birinci sıramızı bu şekilde tamamlamış olalım. Şöyle. Tavanımızın birinci sırasını görmekteyiz. 6 ve 5 olarak artık 7 tane trabzan bu köşemizde oldu. Hemen buradan da sayalım bakınız. Karşılıklı birer birer battıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. 3 tane zincirimi çekerek ikinci sıramı örmeye başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirim hemen burada gördüğümüz trabzanımızın üzerinde devam eden bölüm. Yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum. Yandaki artış yerimize kadar olan trabzanların tamamını birebir trabzanımızın üzerine batarak örüyoruz. Herhangi bir farklı işlem yapmıyoruz. Sadece bakın artış yerimize doğru ilerliyorum. Yani artış yerimiz dediğim 6 tane bu uca örmüştük. O yöne doğru düz örelim. Evet şimdi çiftimizin olduğu yere geldik. Bakınız hemen içine giriyorum. 1 ve aynı yere bir daha örüyorum. 2 bir tane çiftimi ördüm. Hemen yanındakine batıyorum. Bir ve iki. Ve yanındaki ile devam ediyorum. Buradaki artmış olduğumuz 6 tane trabzanımızın her birisini ikişer defa örerek burun kısmını şu şekilde genişletiyoruz. Bakınız şöyle bakalım. Bir çift ördüğümüzü iki çift ördük. 3 çift ördük 4 çift ördük 5. çiftimi örüyorum aynı yere batıyorum ve 6. çiftimi örüyorum 1 ve 2 6 tane artış yapmış olduğumuz aynı yere bakınız şu burun kısmının her birine çifter çifter ördük ve toplamda 12 tane e, trabzan sayısına ulaştık ama 12 ile hiç kafamızı karıştırmadan hepsine bakınız 1 2 3 4 5, 6, 6 tane trabzanımızın her birini iki defa örerek e, geçişimizi yaptık. Bakınız çok hoş yuvarlak bir geçişimiz oldu. Yandan trabzanlarımızı düz olarak buradaki 5 tane trabzan ördüğümüz yere kadar ilerleyelim. Ama dümdüz örüyoruz. Bakın sadece ikili trabzanlarımı örerek ilerlemekteyim. dönüşümüzü yaptığımız yere kadar ilerliyorum. 5 trabzanımızı ördüğümüz köşemize geldik. Şimdi bakınız her birisine ikişer defa trabzanımızı örerek buradaki gibi ilerliyoruz. 1 bakınız aynı yere 2. Birinci çiftimi ördüm. 1 aynı yere batıyorum. 2 i̇ki. ikinci çiftimi ördüm. 2 3. çiftimi ördüm. 4. çiftimi ördüm ve son olarak 5. çiftimi örüyorum. 1 ve 2. İkişer beşer, beşer örmüştük. Her birini ikişer ikişer ördük ve geçişimi yapıyorum. İlk bakınız zincirden oluşan trabzanımın üzerine batıyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum ve üçüncü sıramıza başlamak için hazırız ve zincirimizi çekerek yine dönmeye devam ediyoruz 2 ve 3 bakınız gayet kolay ve çok rahat hemen yanındaki bakınız ilk trabzanımın dibinden batıyorum ve düz trabzanlarımızı bu çiftli ördüğümüz yere kadar birer birer tepelerine batarak ilerliyoruz buraya kadar gelelim. Başlangıcımdan birer birer trabzan örerek sıramızı ilerlettim ve görmüş olduğumuz artış yerlerinin olduğu yere geldim. Bakınız V gibi gördüğümüz artış yerlerimizin içerisine ikişer defa yine trabzanlarımızı örüyoruz. Giriyorum. 1 ve 2 her iki trabzanımızın arasındaki kalan bir bölüm var. Bakınız bir tane V gibi bir tane V gibi bir de şuradaki trabzanımız var. Hemen onun üzerine bir tane trabzan örüyoruz. Yani bu sıramızda bir çift bir tek bir çift bir tek olarak örmeye devam ediyoruz. V gibi bakınız iki tane ördüğümüz trabzanımızın içerisine bir ve iki tane trabzanımı örüyorum. Hemen yanındaki diğer V'ye geçişteki yani artışımıza geçişteki yere ise bir tane trabzanımı örüyorum. Bir çift bir tek bir çift bir tek olarak ilerliyoruz. Bakın, tekrar V gibi olan bölümdeyiz. Ve iki defa örüyorum. Bir, iki. Hemen yanındaki bakın şöyle tuttuğum zaman daha net görülmekte. Yanındaki bölüme araya geçişi bir tane trabzan. V'nin içerisine tekrar İki tane trabzanımızı örelim. Bir ve iki. Şöyle görelim. Bir çift, bir tek. Bir çift, bir tek olarak ilerliyoruz. Tekrar bir tane tekimi örüyorum. Yandaki artışın olduğu yeri yine çift olarak örüyorum. Bakınız tek örüyorum. Son çiftimi örüyorum. Bakın son çifti 1 ve 2. Evet bu sıramızda birer tek, birer çift, birer tek, bir çift şeklinde örerek geldim. Şöyle bakınız. Şimdi düz olan bölüme geçtik. Buradaki diğer uçtaki artışımıza kadar aradaki düz birer birer trabzanlarımızı örelim. Evet diğer tabanımın ilk V'sinin olduğu yere geldim. İlk artışımızı yapacağımız yere Hemen iki tane trabzanımı V'min içerisine örüyorum. Bir çift ördüm. İki V arasındaki bölüme yine tek örüyorum. Bir çift bir tek olarak örüyoruz. Bakın diğer V'me yine bir ve iki. Tekrar bakıyoruz. İki V'nin geçiş arasındaki bölümümüze bir tane trabzan. Tekrar bakıyoruz. Diğer V'mizin olduğu yere girerek 1 ve 2 2 artışımı yapıyorum. Bakın V'lerin arasına geçişimiz 1 tane trabzanı her ikisinin geçişi arasına batıyorum. V'nin içerisine 1 ve 2 aynı yere tekrar ara geçişi bir tane trabzan ve görmüş olduğunuz gibi en son V'mize 1 ve 2 ve bütün trabzanlarımızı ördükten sonra hemen şuraya da bakın en son trabzanımızı örelim zincirimizin hemen yanındaki bölüme ve zincirimizin olduğu yeri başlangıç trabzanımıza gelerek şöyle sadece geçişimizi yapalım ve tabanımızı bu şekilde tamamlamış olalım tabanımızın ölçüsüne bakalım sizlerle ölçümüzü kıyaslamak için bakınız 11 santim tabanımın ölçüsü genişliğine bakalım. 6. Yani çok az, eksik ya da fazla hiç önemli değil. Örmeye devam edelim. Yani çok büyük çocuğa öreceksek tabi ilk başlangıç zincirimizi ikişer ikişer her ay için iki zincir ilave edelim. Tabi ipiniz ince değil normal bir ipsi. Ona göre ayarlamamızı yapalım. Yani küçük ya da büyük olsa hiç fark etmez. İlk öğrenme amaçlı da örmüş olursunuz. Elinizin yatkınlığı artar. Evet şimdi taban kısmını tamamladıktan sonra patiğimizin yanlarını örmeye başlayalım. Şimdi öreceğimiz yerde buradaki görmüş olduğumuz çıkıntılı işlemimizi yapmaya başlayacağız. Bakın şöyle dışarı doğru bir çıkıntımız mevcut. Evet bu sıramızı örmeye yani üstte bu sıramızla birlikte devam ediyoruz. İki sıra görmüş olduğunuz gibi beyazımızı öreceğiz. Arasına bir sıra sık iğnemizle mavimizi yerleştireceğiz. Ve hemen sonrasında sonuca doğru çok yaklaşmış olacağız. Bir saat içerisinde çok rahatlıkla örebileceğiniz bir model. Hemen başlayalım. 1, 2, 3, 4. Dört tane zincirimi çekiyorum ilk başlangıç olduğu için. Hemen tığımın başını doluyorum. Trabzanımın ardından giriyorum diğer yanından şu şekilde dolaştırarak çıkıyorum ve şöyle dışarıya doğru ilmeğimi çıkarmış oluyorum devam edelim bakın sıradaki trabzanım için yine tığımın başını doluyorum trabzanımın ardından giriyorum trabzanımın önünden geçip diğer yanından tekrar çıkıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum yine aynı şekilde ardından itiyorum trabzanımı geçiyorum Tekrar tığımın başında oluyorum. Bakınız ardından giriyorum. Şurada görmüş olduğunuz tek trabzanımızı itiyorum. Ve çıkarıyorum. Bakınız tığımızı tek trabzanımızın etrafından. Tekrar trabzanımı örüyorum. Ardından giriyorum trabzanımın. Diğer yanından çıkarıyorum. Bakınız. Alıyorum ipimi. Ve kere trabzan şekliyle örüyorum ardından bilmeyen arkadaşlarım için biraz göstermek istiyorum faydalı olabilmek için bilen arkadaşlarım hemen hızlıca yaparak geçebilirler tabii ki. Bakınız ardından bu çizgimiz önemli. Yapması da son derece kolay. Bakınız tekrar Son kez yapalım. Bakın giriyorum. Diğer yanından tığımı çıkarıyorum. Bakın şu şekilde çıktı. İpimi alıyorum. Bir ve iki defa da örüyorum. Evet bu şekilde sıramızın başına kadar dolaşarak gelelim. Evet en son trabzanımı da örüyorum. Başlangıçtaki zincirimin tepe noktasına gelerek batıyorum. Şu şekilde sadece geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimle dönüşümü yapıyorum. Şimdi bakalım yapmış olduğumuz işlemimize bakınız. Patiğimizin zemin kısmını hazırladık şu şekilde. Kenarlarındaki çıkıntılı bölümümüz şöyle altını da görmekteyiz bakın. Ve yanlardan trabzanlarımızın akışını da görüyoruz. Şimdiki sıramızda birebir bütün trabzanlarımızın aynen bildiğimiz gibi üzerlerine batarak örüyoruz. 3 tane zincirimi çekerek ilk trabzanımı başlattım. Hemen ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Bakınız farklı hiçbir işlem yapmıyoruz. Trabzanlarımızın normalde batmış olduğumuz yerine batıyoruz. Araya girmeden ve yerimize kadar birer birer örerek ilerliyoruz. Bütün trabzanlarımızı ördükten sonra birinci trabzanımıza yine şu şekilde geçişimizi yapalım. Bir tane zincirimizi çekerek ipimizi koparalım. Evet. Patiğimizin taban kısmını ve görmüş olduğumuz bakınız şu kısmı örerek tamamladık. Şöyle. Şimdi mavimizle sık iğnemizin olduğu bölümümüzü geçelim. İncecik bir sıra ya da dilediğiniz renklerle tabii ki örebilirsiniz. Hangi renk arzu ediyorsanız o renkle çalışalım. Bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum ve başlıyorum. Herhangi bir yerden aynı yere yığılma yapmak istemiyorum. Daha içten de başlayabilirim. İçten başlayayım. batıyorum ve bir zincir çekiyorum. Sık iğnemizi hemen yandaki trabzanın üzerine batıyorum sadece kapatıyorum bakınız batıyorum çekiyorum başını dolamadan aldığımız için tek seferde kapatıyoruz bakın batıyorum direkt örmem gereken yere batıp ipimi alıyorum ve kapatıyorum bu şekilde başlangıç yerimize kadar örerek gelelim başlangıç yerimize kadar örerek geldim ve bir tane zincir çekmiştim. Bakınız başlangıçta o kısma gelerek batıyorum. Şu şekilde geçişimi yapıp tekrar bir zincir çekerek sağlamlaştırıp ipimizi kesiyoruz ve sık iğne ile olan bölümümüzü de bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi tekrar beyazımızı örmeye başlayalım. Evet mavi sık iğnemizi de örerek tamamladıktan sonra bakınız şu şekilde 3 tane işaretimi bıraktım. Buradaki 3 işaretimiz e, şu anlama gelmekte 6 tane trabzanımızı ördüğümüz geniş bölümümüzün tam ortalayarak bakın göz kararı şu şekilde ortalayarak bir tane trabzanımızın beyazına bir işaret takalım. Normal ip de olabilir. Hiç fark etme. Sonra sağından saymaya başlayalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Trabzanda bakınız bir tane daha ayraç taktım. Tam 11. trabzanda ve soluna dönüyorum. Yine solunda da saydığımız zaman tam 11. trabzana bir tane ayraç takıyorum. Buradaki bakınız trabzanımız tam merkezdeki trabzanımız. Şöyle saydığımız zaman bakın 2, 4, 6, 8, 10 ve 11'e taktık. Diğerinde de bunu saymadan 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Şimdi burada yapmak istediğimiz bölüm konversimizin şu uç kısmı. Burayı ikişer ikişer daraltarak yani ikişer ikişer keserek uç kısmını toparlayacağız ve merkezdeki buradaki bir tane ilmeğimizi kullanarak. Evet şimdi. Örmeye başlayalım. Beyaz ipimizi elimize alalım. Bir tane zincirimi çektikten sonra örmeye başlayalım. Burada herhangi bir yerden başlamıyoruz. Hemen işaretimi koyduğum yerin yanındaki trabzanımızın üzerine yaptığımız sık iğneden başlıyorum. Bakınız. Sık iğnemin üzerine geliyorum. Atıyorum. 1, 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzanımı yani yanındaki sık iğnenin üzerine bir bir defa örüyorum. İkinci kez örmeden tığımda bekletiyorum. 3 zincirimi çektim. Yanındaki bakınız. Bir tane ördüm, beklettim. Hemen bir sonrakini alıyorum. 2 tane trabzanımı bir defa ördüm. ikinci kez örmedim. Tek seferde çekiyorum ve devam ediyorum. İkişer ikişer alarak keseceğiz bu bölümümüzü. Bir tane aldım. Diğer trabzanıma batıyorum. Bir defasını örüyorum. İkinci kez beraber kapatıyoruz. Tekrar bakınız çok çok basit. Hemen ikinciye batıyorum. İki tane trabzalım birer defa ördüm. Tek seferde çekiyorum ve ilerliyorum. 1 yanındakine batıyorum bir tek seferde kapatıyorum bir yanındakini tek seferde kapatıyorum bir ikisini aynı anda örüyoruz bakın bir tane trabzanım yarım ördüm yani tek sefer aldım iki trabzan oldu kapatıyoruz tek sefer ördüm yanındakini örüyorum aynı anda çekiyorum bir ve 2 çekiyorum. 1 ve 2 çekip kapatıyorum. 1 ve 2 kapatıyorum. Burun kısmımızı ayarlıyoruz şimdi. 1 2 i̇ki. bakın ikişer ikişer hemen bakın şekle girmeye başladı bile. 1 ve en son örüyorum bu şekilde iki tane olan yerimi de bakın kapatıyorum bir işaretimden diğer işaretime kadar örerek geldim. Hemen işaretlerimizi çıkaralım. Artık herhangi bir işimize yaramayacak. Sadece sizlere daha rahat açıklamak için takmıştım. Tabii sizlerde sayı önemli olduğu için saymanızda ve işaret bırakmanızda fayda var. Burun kısmımızı bu şekilde tamamladık. Şimdi en son topladıktan sonra artık buradan diğer başlangıcıma kadar birer birer örüyorum. Arka kısmımızı birer birer her bir trabzanımızın üzerine bir tane ikili trabzanımızı tam olarak örelim ve başlangıç noktasında görüşelim. Başlangıcımızın olduğu yere geldim. 3 tane zincir çektiğimiz yere hemen ilk trabzanımızın tepesine gelerek batalım ve şu şekilde birbirine bağlayalım geçişimizi yapalım 3 zincirle örmeye devam edelim 1 2 3 3 tane zincirimizi çektikten sonra bu öndeki ikişer ikişer aldığımız burun kısmındayız bakınız şu anda şimdi aynı işlemimizi tekrar ediyoruz bakınız burada 3 zincirimi çektim hemen 2 tane trabzanımı aynı aldığım yerin tepesindeki bölüme geliyorum bir defa batıyorum bir ilerideki yere geçiyorum bir defa batıyorum İkisini aynı anda kapatıyorum ve devam ediyorum sıradaki yere bir yanındakine batıyorum iki aynı anda kapatıyorum devam ediyorum bir yanındakini alıyorum bir yani tek sefer örüyoruz ikinci kez çekmeyi hepsini aynı anda yapıyorum ilerliyorum bir ikişer ikişer kesiyoruz bakınız kapatıyorum tekrar bir yanındakini alıyorum bir kapatıyorum bir ve bir ikisini aynı anda aldık kesme işlemlerimizi yaptıktan sonra en son bakınız buradaki çift olan bölümümün tepesine batıyorum ve bir tane olarak örüyorum ve üç tane zincirimi çekiyorum üç zincirimi çektikten sonra ileri geçmiyorum bakınız mavi sık iğnemizden sonra bir sıra örüyoruz İleri geçmeden burun kısmı ile ilgileniyoruz dönüyorum tığımın başını doluyorum hemen yanındaki bakınız her bir aldığımız yeri birer birer alıyoruz bir tane aldım yanındakini alıyorum 2 yanındakini alıyorum 3 bir tane de ördüğüm vardı bakınız 3 tane aldım sırasıyla ne kadar varsa hepsini alıyoruz 4 5 ve 6 en son trabzanımın da üzerine batıyorum hem başlangıç hem son hepsini birlikte alıyorum şu an tığımızda 2 4 6 8 tane trabzanımız var 8 trabzanımızı tek seferde çekiyorum ortalayarak kapatıyorum şu şekilde ve bir tane zincirle tamamlayıp İpimizi kesiyoruz bakınız. Şöyle ipimizi şöyle bakalım. Bakınız burun kısmımız çok güzel oldu. İpimizi kesip hemen mavi ipimizle örmeye başlayalım. Şimdi patiğimizin şuradaki kısmını örmek istiyoruz ve burayı için hemen hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu iç kısımdan örmeye başlayacağız. Patiğimizin şimdi şuradaki bölümünde çalışmaya başlayacağız. Yani şu görmüş olduğumuz her iki bağcık altındaki bölümümüzü mavi ipimizle örmeye başlayacağız. 11 tane trabzan ayırmıştık aşağı kısma. 11 trabzan yukarıdan örerek devam edeceğiz. Şimdi 11 trabzanımızı hemen ilk trabzanımın olduğu yere ipimi bağlayarak geldim. 1, 2, 3, 3 tane trab zincirimi çekerek bir trabzan ördüm. Yanına ikinci trabzanım ördüm ve bir tane daha trabzanım ördüm. 3 tane trabzanı ilk trabzan sırasına ördüm. Hemen yanındakine 1 ve 2. Yanındaki trabzana 2 tane ördüm ve tam ortaya bir tane trabzanım ördüm. Toplamda 6 trabzan oldu ve devam ediyorum. 2 tane buraya diğer yanına. 1 ve 2 3 de en sondaki trabzanımıza örüyorum toplamda 11 trabzan sayısına ulaşıyorum şöyle sayalım isterseniz 3 5 6 7 8 9 10 ve 11 bu birinci sıramızda toplamda 5 sıra olana kadar örelim 1 2 3 herhangi bir yere bağlanmadan dönüyorum birer birer rabzanlarımızı dolaşa dolaşa toplamda 5 sıra olana kadar örüyoruz. 5 sıra ördük. 1 2 3 4 5. Şimdi kenar kısımlarını örmeye başlayacağız. Şuradaki görmüş olduğumuz 1 2 3 4 sıramızı örmeye başlayalım. Bunun için hemen ön kısımdan başlıyoruz. Bakınız şuradaki örmüş olduğumuz ayakkabımızın bu ön koruyucusunun olduğu yerin hemen alt kısmından başlıyorum. Bakınız şu çift olan son çifti şuradan giriyorum ve başlıyorum. Zincirimi çekmeye. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 4 zincirimi çektikten sonra bir trabzan atlıyorum. Yanındaki trabzanıma batıyorum. Buradan bir tane bağcık yeri açmış oldum. Ve devam ediyorum. Dümdüz diğer ön kısma gelene kadar ilerliyorum. Şöyle bakınız bağcık yerimizi ayarladık ve ilerliyorum. kısmımızın olduğu yere kadar örerek geldim. Bakınız başlangıç yerindeyim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen bakınız ilk V'nin tepesine gelerek batıyorum. ve Bir tane ileğimi de buradan açıyorum. Bağcıklarımızın geçmesi için karşılıklı. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Geri dönüyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2 tane atlıyorum. 3. trabzanımın üzerine batıyorum. 2. sıra bağcığımızın yerini hazırlamış olduk. Ve bu şekilde diğer uca doğru arayı dümdüz trabzanımızla örüyoruz. Ve ikinci sıramızı örüyoruz. Toplamda 4 sıra mavimizi örerek konversimizi tamamlayacağız inşallah. Uç kısma doğru ilerliyorum. Evet, diğer üç kısmımıza doğru ilerledim. Bakınız, iki tane trabzan kaldı. İki trabzan kalınca tığımın başında doluyorum. Bir ve ikincinin üzerine gelerek batıyorum ve yerimizi yine açmış oluyoruz. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Tığımın başında doluyorum. Bir, iki atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Ve bu şekilde dördüncü sıramızı da örerek tamamlayalım. Bağcığımız için ipim normal olduğu için çok ince olmadığı için tek kat olarak örüyorum. Eğer ipiniz biraz ince ise kalın olması çok daha güzel bağcıklarımızın. 2 kat ederek örelim. 2 kat edersek şayet 105 tane zincir çekelim. Tek kat öreceksek 120 tane zincirimizi çekelim. Ama ipiniz ince ise kesinlikle 2 kat etmenizi tavsiye ederim. Ben zincirimi 120 tane olarak büyük numaralı tığımla geniş geniş alarak örüyorum bakınız şöyle iri iri örüyorum. Bağcıklarımı iri iri alarak ördüm bakınız ve bu şekilde tamamladım. 120 tane zincirimi çektim. Bağcıklarım takılmaya hazır. Evet, konversimizi bakınız bu şekilde örerek tamamladık. İsterseniz altına şu şekilde tabanlıklar alarak yerleştirebilirsiniz. Bu hani keçeli Örmek için kullandığımız tabanlıklardan eğer yürüyen bir bebekse isterseniz bu şekilde de içine kalıbımızı koyarak bebeğimizin ayağına giydirebilirsiniz. Evet şimdi bakınız bu şekilde gayet güzel ve çok çok kolay bir şekilde tamamladıktan sonra tek kat olarak örmüş olduğumuz zincirlerimizi, bağcıklarımızı takmaya başlayalım. Dilediğiniz şekilde takabilirsiniz. İpleri yukarıdan düzgün duracak şekilde de bağlayabilirsiniz. Direkt çapraz olarak o şekilde de kullanabilirsiniz. Yani çapraz tamamen zevkinize göre. Ben şöyle üstünü düz olarak tutmak istiyorum. Ve şöyle eşitleyelim. Genelde herkesin bir bağcık bağlama tarzı vardır. Evet sırası ile zaten bağcık yerlerimiz geniş. Bakınız çok rahat bir şekilde Bağcıklarımızı çapraz bir şekilde yaparak ilerleyelim. Dilediğiniz şekilde şöyle bağlamalarımızı yapabilirsiniz. Üste düz bir şekilde bağlamak istiyorum ben görmüş olduğunuz gibi. Evet şimdi en sonunda görüşelim. Evet, bağcıklarımı bağladıktan sonra konversim kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir, faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.